Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Söz verdiğim gibi sizlere PojaVlauncher uygulamasında nasıl yüksek FPS değerleri alabileceğinizi göstereceğim. Daha önceki videomda sizden 500 like beklemiştim ama maalesef 360 like anca toplayabildik. Olsun, canınız sağ olsun. Bari bu videoda 500 like'ı görelim. 11k aboneye 500 like istemek bile utanç verici ama sizin beni anlayabileceğinizi düşünüyorum. Bu video 2 dakikalık bir video da olabilirdi ancak cihaz ayarlarından oyun ayarlarına kadar performansa katkı sağlayacak tüm değişiklikleri göstermek istedim. Sabırla izlemenizi tavsiye ediyorum. Yapmanız gereken ayarları göstermeden önce kanalımıza koyduğumuz öncelikli katıl hedefimizi 50 olarak belirlemiştik ancak hala 40 katıl üyesinde takılı kaldık. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Katıl üyelerimizin isimlerini videolarımda gösteriyorum. PojaVlauncher uygulamasının içerisindeki performans ayarlarından önce her şeyi başlangıç olarak telefonunuzda veya tabletinizdeki arayüzdeki karışıklığı gidermekle başlar. Yani performansı arttırmak istiyorsanız öncelikle cihazınızda bazı ayarlar yapmalısınız ki cihazınız daha rahat çalışabilsin. Bunun için en başta kullanabiliyorsanız arayüzle ilgili widgetleriniz varsa, widgetlerden kastım bu ekranda böyle rastgele yerleştirdiğiniz widgetler varsa arkadaşlar, bunları uçurun gitsin. Çünkü bunlar hem arka planda çalışarak RAM tüketiyor, hem CPU tüketiyor, hem GPU tüketiyor, hem de arkadaşlar internet datanızı tüketiyor. Çünkü bunlar sürekli olarak aktif olarak çalışıyorlar. Hem arka planda çalışıyorlar, hem internet tüketiyorlar arkadaşlar. O yüzden ne kadar widget'iniz varsa bunların hepsini kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Ben şöyle kaldırıyorum. Örnek vermem gerekirse böyle tertemiz bir cihaz yapacağız arkadaşlar. Öncelikle kullanılmayan uygulamaları da kaldıracaksınız. Ne kadar böyle widget uygulama varsa kaldırıyorsunuz. Eğer Samsung bir cihaz kullanıyorsanız, varsa sizde şöyle Bixby gibi böyle saçma bir içerik varsa arkadaşlar, bunu kapatıyorsunuz. Bakın burada bazı öneriler var. Bunu da kapatın. Hiç çalışmasın. Arka planımız tertemiz kalsın. Şimdi uygulamalar kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar, kullanmadığınız gereksiz olan her şeyi kaldırın. Bakın ekranda görmüş olduğunuz benim uygulamalarım ve bunların dışında tabletimde herhangi hiçbir şey yüklü değil uygulama olarak. Mesela şu oyunu kullanmıyorum. Kaldırmak istiyorum. Kaldırıyorum. Çünkü bu oyun oynamasam bile arka planda kendi kendine veri harcıyor arkadaşlar. O yüzden cihazınız böyle kullanmadığınız uygulamalar varsa kaldırın abi, tertemiz olsun. Ya bazılarınız vazgeçmiyor. Telefon veya tabletlerinizdeki uygulamaları silmekten vazgeçmiyorsunuz biliyorum. Ama yapabileceğiniz minimum, hiç kullanmadığınız varsa boşuna cihazınızda yer kaplamasın. Çünkü bu cihazınızı rahatlatacaktır. Birazdan göreceğiz. Bunları kullanmıyorsanız bile telefon veya tabletinizde arayüzde durması bile arka planda çalışmalarına neden oluyor. O yüzden temiz bir şey olması şart. Aynı zamanda cihazınızı sıfır bile almış olsanız, sizin kullanmadığınız cihazla birlikte gelen bazı arkadaşlar dosyalar, uygulamalar, bilmem neler var. Bunları da kaldırabilirsiniz veya devre dışı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu devre dışı bırakma olayı tabii ki bazı markalar telefonlara yüklü olarak gelen uygulamaları kaldırmanıza bile izin vermiyor. O yüzden yapmanız gereken devre dışı bırakmak. Herhangi bir böyle gelin uygulamaya, üzerine gelin, devre dışı bırak varsa seçeneğini, devre dışı bırak seçeneğini kullanarak bunu artık arkadaşlar ne arka planda çalışmasını ne ön planda çalışmasını bu şekilde devre dışı bırakarak engelleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde o artık çalışmayacak ama var olmaya cihazda devam edecek. Silinemediği için en fazla devre dışı bırakabiliyoruz. Bazıları da var ki mesela AR alanı diye bir uygulama var. Ben bu uygulamayı ne kaldırabiliyorum, silebiliyorum, ne devre dışı bırakabiliyorum. Hiç kullanmıyorum ama devre dışı bırakamıyorum. Bunların da bazı devre dışı bırakma yöntemleri var. Onları gösteririm arkadaşlar sizlere. Tabii ben burada bir sıralama doğrultusuna gitmeyeceğim arkadaşlar. Onun için rastgele gidiyorum. Öncelikle konum bilgisini kapatmam gerekiyor. Tabii ki konum sizin için önemliyse telefon, yani ben şu anda sadece oyun için bir tabletim olduğu için, bu telefonum olmadığı için bir harita kullanmayacağım, bir konum bilgisi paylaşmayacağım, bir şey yapmayacağım. O yüzden konum benim için çok önemli değil arkadaşlar. Konuma gidiyorsunuz, konum yazabilirsiniz arama yerine ayarlardan. Konum yazıyorum.
Konum bilgilerini kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu arka planda boşuna sizin verinizi, datanızı harcamaz. Bu sayede arkadaşlar telefonunuz daha verimli çalışabilir. Konum bilgilerini kapatın. Ama konum bilgileriniz açık bile olsa burada uygulama izinlerinden herhangi bir uygulamayı, yani konum arka planda konum kullanmasını istemediğiniz uygulamaların üzerine tıklayın. İzin ver veya her zaman sor veya kapat izin verme gibi seçenekler var. Yani bu uygulamayı ben hiç kullanmıyorum, konum niye kullansın ki diye düşünebilirsiniz. Konum bilgileriniz açık olsa bile arkadaşlar uygulamalardan tek tek seçerek sizler bu şekilde konum bilgilerini kapatabiliyorsunuz. Mesela mesajlar, benim konum bilgimi hiç kullanmasına bile gerek yok, izin verme seçmişim burada görmüş olduğunuz gibi. Ama ben kökten kapatıyorum. Sonuçta bu bir benim arkadaşlar, kapat diyorum. Sonuçta bu bir benim oyun tabletim. Hiçbir şekilde başka bir şey yapmıyorum. Sadece oyun oynuyorum. Konuma gerek yok şu an için. Yine ayarlara gidiyorum. Dediğim gibi karışık anlatıyorum arkadaşlar. Ayarlara gittikten sonra buradan bağlantılara tıklıyorum. Bağlantılara tıkladıktan sonra buradan diğer bağlantılar var. Ve burada arkadaşlar yakındaki cihazı tarama seçeneğini kapatıyorum. Yani kendi mesela buna bastığınızda bilgileri gösterir. Sizde böyle bir özellik varsa kapatın arkadaşlar. Kendi kendine açık kalırsa bu arka planda sürekli bağlanacak bir cihazı aramaya çalışır. Bu hem sizin performansınızdan, yani RAM'inizden yer, hem de internet verinizden yiyebilir arkadaşlar. O yüzden bunu sürekli kapalı tutmaya özen gösterin. Cihaz bakımını sürekli kullanın arkadaşlar. Cihaz bakımından kastım, arama yerine cihaz bakımı yazıyorum. Hemen şuradan görebileceğiniz üzere cihaz bakımı arkadaşlar. Evet, burada eğer cihaz bakımınız temizlenmemişse burada temizle diye bir seçenek olur. Ben de temiz olduğu için o seçenek gösteremiyorum maalesef, ama siz de burada cihazı temizle, cihaz bakımını yap gibi bir seçenek olması lazım. Onu yapabilirsiniz. Veya arkadaşlar burada şunu öneriyorlar. Eğer cihazınızın sağlam, temiz bir şekilde kullanmak istiyorsanız, performanslı bir şekilde, en az haftada bir kapatıp açın diyorlar arkadaşlar. Bu da öneriler arasında. Daha sonra yapmamız gereken, bakın burada pil sağlığımız var. Pil sağlığımızda eğer isterseniz pil kullanımını da kısıtlayabilirsiniz. Bazı uygulamalar sürekli pil tüketir. Aynı zamanda arkadaşlar pil tükettiği için de performansın düşmesine de sebep olur. Şimdi burada bir de pil var. Pile tıkladığınızda bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere arka plan kullanımını sınırla. Sınırları var arka plan kullanımındaki uygulamalar. Mesela uyku moduna alabilirsiniz. Uyku modundaki uygulamalar şu anda uyku modunda hiç yok. Derin uykuya alınmış uygulamalar, S-Dos yöneticisi var mesela. Bunlar arkadaşlar sizin kullanılmayan, sürekli duran, telefon veya tabletinizde bekleyen uygulamalar. Cihazlar genelde bunları otomatik olarak derin uykuya alır ki hiçbir şey yapmasınlar. Arka planda kendi kendine çalışmasınlar veya pil tüketmesinler. O yüzden siz uyku modundaki uygulamalar kısmına şuradan artı butonundan uyku modunda sürekli kalmasını istediğiniz, hani ya ben ayda yılda bir açıyorum bu uygulamayı, mesela e-tabloları ayda yılda bir açıyorum, arka planda uyku moduna girsin abi, ekle diyorsunuz. Bu şekilde uyku moduna giriyor arkadaşlar e-tablolar ve üzerine tıkladığınızda da eğer kullanmasını istemediğiniz, mesela depolamadan ön belleğini temizleyebilirsiniz eğer ön belleği temizlenmemişse. Çünkü ön belleği temizlemediğiniz sürece arka planda arkadaşlar gereksiz bir yığın oluşturacak ve bu da cihazınızın performansını düşürecek. O yüzden arkadaşlar kullanmadığınız uygulamaların ön belleğini de temizlemeyi unutmayın. Yine pil kısmında arkadaşlar, şöyle geriye geliyorum, pil kısmında değil pardon, cihaz bakımı kısmında, depolama kısmı. Depolama kısmında arkadaşlar bakın, çöp kutunuz doluysa bunu mutlaka boşaltın ve kullanılmayan uygulamalar, yenilenen dosyalar, bunları kurcalayıp gereksiz olan her şeyi kaldırıyorsunuz. Cihazınız temiz olsun arkadaşlar. Daha sonra hafızaya geliyorsunuz. Hafızada şimdi ben de diyor ki ne arkadaşlar, 7 GB'lık bir RAM. Bu hafızadan kastı RAM arkadaşlar. Kimilerinde RAM yazar, kimilerinde hafıza yazar. Bu hafıza demek şu demek değil, cihazınızın genel hafızası, yani 128 GB, 1 GB hafızası anlamına gelmesin. Bu hafıza RAM ile alakalı. Şu anda arkadaşlar benim 7 GB kullanılabilir RAM'im varmış. Aslında cihazım 12 GB ama bana diyor ki ne, işte sen sadece 7 GB'lık RAM kullanabilirsin şu anda. Kullanılabilir diyor. 12 GB'ın tamamını birden kullanmama izin vermiyor. Şimdi temizle dersem bu 7 GB'lık kullanım alanın biraz daha arttığını görürüz burada. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra hafıza kullanan uygulamalara geldiğinizde şu anda herhangi bir
uygulama hafıza kullanmıyor. Eğer sizde cihazınızda bir sürü saçma sapan uygulamalar, oyunlar yığmışsanız her şeyi, buralarda mutlaka sizde hafıza kullanan uygulamalar görünür arkadaşlar, onu söyleyeyim. Veya arka planda kısıtlamadıysanız. Onun dışında arkadaşlar, şimdi hafızamız bizim kullanılabilir 7.6 GB. Yani 12 GB RAM'imiz var ama şu anda 3.4 GB'ı kullanılıyor. Bize de kalan bu arkadaşlar. Eğer siz cihazınızda şöyle RAM Plus veya ekstradan RAM işte kullanabileceğiniz bir özellik varsa, ki bende var, bunu mutlaka açın arkadaşlar. Bunu açtığınızda, tamam mı, buradan hemen kaç GB sanal hafıza kullanacağını seçebiliyorsunuz. Benim depolama alanım çok olduğu için 8 GB, bir de boş olduğu için 8, bak bu arada sizin depolama alanınız mesela 8 GB'lık yer bile yoksa bunları seçmeyin arkadaşlar. Yani depolama alanınız yeterince yoksa bunu açmanızı önermem, çünkü yanlış bir şeyler olabilir. Kendi kendine kasmalar, donmalar, kapanmalar olabilir. Önermiyorum. Şimdi ben bunu açıyorum, tamam diyorum. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar cihaz kendini başlatacak. Yeniden başlatacak. Çünkü ekstra RAM verebilmesi için bana cihazın yeniden başlaması lazım. Ben bunu açıyorum. Yeniden başlat seçeneğine basıyorum. Evet. Şimdi kapandı, açıldı. Burada görmüş olduğunuz gibi kullanılabilir hafızamızın düşmüş olduğunu gördüm. Yine denetlesin, sıkıntı yok. 6.7 GB'a düşmüş. 7.6 idi mesela. Şimdi temizle diyorum. Bak, kapatıp açmama rağmen görüyorsunuz. Şimdi temizle seçeneği geldi. Yani kapatıp açmam da bazı uygulamaları yeniden başlatıyor gibi geliyor bana. Şimdi RAM Plus burada 8 GB vermiş olduk. Hatta açıklama yazıyor burada arkadaşlar. RAM Plus sanal hafıza sunmak için tabletinizin depolama alanını kullanır. Arka planda daha fazla uygulamaya açık kalması için daha fazla sanal hafıza seçin. Yani arka planda bazı uygulamaların çalışabilmesi için ekstradan sanal hafıza vererek, RAM vererek cihazınızın RAM'ini sözde arttırdı. Ama burada arttırılmış görmüyor arkadaşlar. O sanal hafıza tabii ki buradaki RAM'i yükseltmiyor. Bu hep böyle orijinal görünmüş kalıyor. Şimdi temizle diyelim. Ve yine böyle bir hafıza açık, 7.9'a çıktı. Şimdi burayı oyun içerisinde de göstereceğim. Çok önemli burası arkadaşlar. O yüzden şimdilik buradan bahsedeceklerim bu kadar. Eğer cihazınızda bir Google hesabı kullanıyorsanız, bir Samsung cihazı kullanıyorsanız veya işte arkadaşlar Huawei kullanıyorsanız, başka bir cihaz kullanıyorsanız, o cihazların kendi şirketlerinin sistemlerini, hesaplarını kullanmıyorsanız mutlaka kapalı tutun. Ben mesela Samsung kullanıyorum, ekranda görüyorsunuz. Samsung'la oturum açmadım. Çünkü benim Samsung'la şu anda oturum açmam için bir sebebim yok. Yani Samsung marketine girip uygulama mı yükleyeceğim? Zaten var olan bütün uygulamaların neredeyse hepsi Google Play Store'da mevcut. Çok ihtiyacım olmadığı için şu anda ben kapalı tutuyorum. Eğer bunu açık tutarsanız arkadaşlar, Samsung'un arka planda çalışan bir sürü hizmetini başlatıyor. Ben bunu önermiyorum arkadaşlar. Veya Huawei kullanıyorsanız veya başka bir cihaz kullanıyorsanız o cihazların kendi servislerini, yani hesaplarını açmayın abi. Hiç gerek yok buna. Eğer Google size yetiyorsa öyle kalın. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Mesela ekrana gelelim. Ekrana buradan tıklıyorum arkadaşlar. Pürüzsüz hareket. Bu çok eleştirilebilir şimdi. Benim bunu burada anlatacağım. Pürüzsüz hareket özelliği nedir? Eğer cihazınızın ekran tazeleme hızının 120 Hz olmasını istiyorsanız yüksek olarak açacaksınız arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Artık cihazınızda eğer 120 Hz'lik bir ekran kullanıyorsanız daha pürüzsüz bir hareket seçeneği sunacak size. Ama bu şu anlamada gelebiliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ne kadar 120 Hz, 144 Hz, 160 Hz bir ekran sahibi olsanız bile eğer o şekilde Hz'inizi ayarlarsanız en yükseğe, maalesef bu oyunlarda hem pil çabuk tükenmesine sebep olacak hem de cihazınızın daha fazla ısınmasına sebep olacak. Daha fazla ısındığı için de ister istemez performans kaybı yaşayacaksınız arkadaşlar. İşlemci ısındıkça performans kaybı yaşarsınız. İsterseniz RAM'iniz 500 GB RAM olsun, İşlemciniz ısınırsa performans kaybı olur. Ben bunu 60 Hz'de tutmanızı öneriyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bunu 60 Hz'de tuttuğumuzda Minecraft'ta 60 FPS mi oynayacağız? Hayır arkadaşlar. Minecraft yine size yüksek FPS verecek. Siz yağ gibi oynamaya devam edeceksiniz. Tamam, ekranınız belki 60 Hz'de tazeleme oranında kalacak ama bu size avantaj olarak hem pil ömrünüzden avantaj sunacak arkadaşlar, hem de aynı zamanda cihazınızın daha az, daha serin çalışmasına olanak verecek. Ama tabii ki bazı oyunlarda arkadaşlar FPS'inizi yüksek tutmak için bu 120 Hz
Hz'lik ekran tazeleme hızını açmanızı şart koşabilir. Bazı oyunlarda 120 FPS bende niye aktif değil, ekranım 120 Hz diye isyan ediyorsanız işte bunu 120 Hz'e ayarlamadığınız için. Edge panelini kapatın. Eğer sizde bir Samsung cihazı varsa veya başka cihaz varsa ekranın yanından böyle çıkan, bakın mesela açayım öncelikle ben bunu. Ekranın şurada göreceğiniz üzere bir saçmalık var. Bunu çektiğinizde böyle kısa yol olarak uygulamalar getiriyor sizlere arkadaşlar. Bu da sürekli arka planda açık kalıyor. Ekranınızda sürekli nereye giderseniz gidin bu burada var olmaya devam ediyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Yani buna hiç gerek yok abi. İlla bir uygulamayı buradan hızlı bir şekilde çalıştıracağım diye uğraşacaksanız uygulamaları ana ekrana ekleyin veya kısa yol oluşturun, bir şey oluşturun. Hiç bunun arka planda çalışmasına gerek yok abi. Bunu çalışmasını önermiyorum sizlere ve bunu da kapatabilirsiniz. H ekranım neredeydi? Bir tekrar oraya geliyorum arkadaşlar. Şunu kapalı tutuyorum ben. Gerek yok abi buna hiç. Şimdi geliştirici seçenekleriyle ilgili bazı ayarları göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Geliştirici seçenekleri ayarlarda en altta bir yerlerde olması gerek sizde arkadaşlar. Eğer en altta yoksa bunun için yapmanız gereken tabletin bilgilerine dokunun. Yazılım bilgilerine dokunun ve yapım numarasına 7 kere arka arkaya dokunun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arkadaşlar ve geliştirici modunun buraya geldiğini göreceksiniz. Geliştirici modunu açtığınızda burada yapmanız gereken bazı ufak ayarlar var. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Şöyle kaydırıyorsunuz. Sizde eğer şöyle bir olay varsa çalışan hizmetler diye. Bu çalışan hizmetler şudur. Yani sizin hiç böyle uygulama var mı yok mu ana ekranda görmediğiniz bazı uygulamalar arka planda sürekli hizmet olarak çalışırlar arkadaşlar. Bunların ne olduğunu bilmiyorsanız mesela KLM Agent ne olduğunu bilmiyorum. Bilmediğiniz hizmete dokunmayın arkadaşlar. Ama bildiğiniz bir şeyse illa biliyorsanız arka planda çalışmasını istemiyorsanız yapmanız gereken arkadaşlar mesela bu ne abi? Yani Samsung Pass ile ilgili bir şey arka planda çalışıyor. Yani bana ne gereği var Samsung şifrelerini? Bunun üzerine dokunuyorsunuz arkadaşlar. Bunu durdurabilirsiniz. Bu şekilde durdurun. Arka planda çalışmasın. Tabii ki bazı uygulamaları durdursanız bile kendi kendine yeniden başlatıyorlar arkadaşlar. Bu uygulamalar siz istediğiniz kadar durdursanız da bazıları kendini yeniden başlatıyor enteresan bir şekilde. Bakın bu da sizin ekstra çalışan hizmetleri kapatmanızı olanak veriyor buradan ve bu sayede işte ekstradan RAM, işlemci veya işte arka planda veri tüketimini size yardımcı oluyor. En azından onları kullanmamış oluyor arkadaşlar. Daha sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Şurada animasyonlar var. Bunlar da kapatıyorum. Kapatın. Hiç gerek yok arkadaşlar. Evet, şimdi şuradan pencere animasyon ölçeği var. Bu çizimin altındadır genelde. Pencere animasyon ölçeğine geliyorsunuz. Bunu animasyonu kapalı deyin. Pencere animasyon ölçekleri şunlardır. Göstereceğim. Geçiş animasyon örneği. Kapatın abi. Bunlara hiç gerek yok gerçekten. Animatör süre ölçeği. Bunu da kapatın gitsin arkadaşlar. Şu şekilde kapatıyoruz. Ve tamam arkadaşlar. Bunlar kapalı. Bunların amacı şu. Mesela pencere animasyonu. Şu şekilde bu pencerelerin animasyona girmesini önlüyor arkadaşlar. Direkt bu şekilde karşınıza getiriyor. Yani işte solarak arkaya gitme, solarak öne getirme gibi böyle ekstra işlemci tüketmesinin önüne geçiyor. Onun dışında cihazınız güncel değilse cihazınızı sürekli güncel tutmaya önem gösterin arkadaşlar. Mesela güncellemeler yazılım güncellemesinde burada indir ve yükle seçeneğinde güncellemeleri denetleyebilirsiniz. Cihazınız güncel değilse bakın burada yazılımımız güncelmiş bizim. Güncel değilse güncelleyin. Çünkü güncellemeler cihazınızın sürekli performansla alakalı sorunlarını gidermeye yarayan güncellemeler de geliyor olabilir. Bunu kaçırabilirsiniz. Google Play Store'la ilgili bir ayarımız var. Arkadaşlar eğer Google Play Store'da uygulama güncellemeleri otomatik olarak sizde ayarlıysa bunu mutlaka kapatın arkadaşlar. Buradan ayar ağ tercihleri, gelin ağ tercihlerine uygulamaları otomatik güncelle seçeneği, eğer uygulamalı kablosuz veya mobil veriyle güncelleyin seçeneği sizde açıksa bunu kapatın arkadaşlar. Gerek yok. Arka planda güncellemeleri denetleyerek hem verinizi tüketmesinin önüne geçin hem de arkadaşlar kendi kendine işlem yapmasını önleyin. Bunu kapalı hale getirmeniz şart. Ya İlla diyorsanız güncellemeler benim için önemli. Abi girin arada bir kendiniz bakın. El ile kontrol edin yani bunda ne var? Şimdi bunlar cihazla ilgili ayarlardı arkadaşlar. Cihazla ilgili ayarları geçtik. Bakın tertemiz benim cihazım tertemiz abi. Yani hiçbir şey yok
Arka planda gereksizleri de kapattık gitti. Şimdi oyun içerisinde, Pojav Launcher içerisinde yapmanız gereken bazı ayarlar var. Onu da göstereyim isterseniz sizlere. Açtınız, Pojav Launcher bu şekilde açıldı değil mi sizde? Şurada ayarlar seçeneği vardır. Buna tıkladığınızda ayarlara gidersiniz. İlk başta video işleyici ayarlarına geliyorum. Sizde ilk başta bu çözünürlük ölçekleyicisi %100'dedir abi. Bu şu anlama gelir. Minecraft'ın çözünürlüğünü %100 olarak açar oyun ve bu da tabii ki çok yüksek grafik size sunacağı için performansı düşürebilir, FPS'i düşürebilir. Çünkü Minecraft'ın Java sürümünü Android'de çalıştırmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bu biraz bayağı yük bindirebilir. Benim tavsiyem bunu kısabildiğiniz kadar kısın. Yani gözünüze çözünürlük olarak bile ne kadar hoş geldiği bir alan varsa o şekilde kısın. Yani bunu tamamen kısarsanız abi çamur gibi bir şey görürsünüz, olmaz. Yani bunu kısabildiğiniz kadar performansa göre ben %50'ye getiriyorum. Yani %100 olmasıyla %50 arasında ben oyuna girdiğimde pek bir grafik farkı görmüyorum. O yüzden bunu düşürüyorum. Siz de düşürün arkadaşlar. Onun dışında geriye gidiyorum ve burada arkadaşlar Java ayarlamaları var. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Normalde bu sizde 2048'de falandır. Yani şöyle bir şeydir ya da bilmiyorum 2400'lerde midir? 48'lerde midir? Yani şurada bir yerdedir sizde muhtemelen ilk açtığınızda. Şimdi bu bellek ayırma nedir? RAM ayırmadır arkadaşlar. Şimdi burası çok önemli. Burayı iyi dinleyin. Şimdi bunu sonuna kadar götürürseniz 10 GB RAM vermiş olursunuz oyuna. Uygulamaya. Uygulama 10 GB RAM kullanacak ama tamam da sizin boşta olan RAM'iniz kaç? Yani kullanabileceğiniz RAM miktarı kaç ki siz bunu 10 GB'a çekesiniz? Bunu nereden anlayacaksınız? İşte daha önce söylediğim gibi arkadaşlar, ayarlar kısmına geliyorsunuz. Buraya hemen hafıza yazın. Hafıza yazın arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz, hafızaya denetleniyor. Şimdi öncelikle temizle seçeneğini kullanın. Temizlensin. Bakın benim kullanılabilir RAM'im 7.7 GB. Yani şu anda kullanılabilir boşta olan GB'ım 7.7 GB. Ama ben burada kaç vermişim abi? Diyorum ki uygulama 10 GB RAM kullansın. Ve cihazım 7 GB'lık alanı varken ben nasıl 10 GB arttırayım bunu? Arttıramam. 7 GB'a kadar düşüreyim isterseniz. Bunu da kullanamam arkadaşlar. 7.7'yi de kullanamam. Neden? Abi şimdi tamam, uygulama benim kullanılabilir RAM'im 7 GB kaldı da ama bunun da tamamını uygulamaya, yani Pojav Launcher oyununa verirsem gene arka planda kasmalar, donmalar yaşayacağım. Çünkü cihazın başka işlem yapabilmesi için ekstradan RAM'i kalmamış olacak. Bunu takribi ben getiriyorum. Bana yetiyor. Yani bilmiyorum 5'lere 6'lara çekiyorum. 5'lere çekebilirim. Ama ben yine de işimi garanti tutayım diye 4 GB RAM veriyorum. Ama istesem ben 6 da verebilirim. Sonuçta kullanılabilir RAM miktarım kaç abi gösteriyor burada. Kullanılabilir 7.7 GB. Ama ekstra da burada görmüş olduğunuz gibi 8 GB'da RAM Plus'ım var. Olsun. İşimizi buradaki kullanılabilir RAM miktarı kadar garantiye almamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ben burada hadi diyeyim şöyle 5.5 kullanayım RAM'i arkadaşlar. Bunu bu şekilde ayarlıyorum ve geriye dönüyorum arkadaşlar. Burada başka yapmam gereken bir ayar yok. Bir de şunu söyleyeyim. Minecraft'ın 1.21 sürümü en yüksek sürüm. Tabii ki en güncel sürüm Minecraft'ı kullandıkça daha fazla işlemci kullanacak, daha fazla ekran birimi kullanacak, daha fazla FPS'inizi tüketecek. Ne kadar daha düşük bir buradan Minecraft sürümü kullanıyorsanız arkadaşlar, mesela yeni oluştur diyelim, vanilya profili oluşturayım. Buradan sürüm seçerken arkadaşlar ne kadar düşük sürüm kullanırsanız o kadar daha hızlı, daha FPS yüksek çalışır Minecraft. Çünkü eski sürümlerin grafikleri olsun, içerikleri olsun daha performanslı çalışacaktır. Daha düşükler çünkü arkadaşlar. Bir de şöyle söyleyeyim. Bu söylediğim ayarlar şu anda kullandığım sadece modsuz Minecraft için. Mesela Minecraft'ın 1.21'ini oyna diyeyim arkadaşlar. Bu arada ekran kaydı alırken ekstradan tabii ki tabletim işlemci tüketeceği için hani direkt FPS'im 400, 500, 700 görünmeyebilir. Ben bunu daha önceki videomda da söyledim. Ekran kaydı veriyorum aynı zamanda. Yani 4K çıktı veriyorum arkadaşlar. Yani cihazım hem 4K işliyor grafikleri hem de oyunu çalıştırmaya çalışıyor.
O yüzden bu şu anlama gelebilir. FPS'i ben 400-500 göremeyebilirim. Görebilirim de bilmiyorum. Bakmamız lazım arkadaşlar. Bakacağız. Şimdi bu vanilya sürümü Minecraft'ın FPS değerlerine bakacağız. Ama tabii ki FPS değeri sadece cihazda yaptığınız ayarlarla alakalı değil. Oyunun kendisiyle de alakalı. Bir shader kullanıyorsanız, bir mod kullanıyorsanız o modlar, o shader'lar daha fazla enerji tüketebilir, GPU tüketebilir, CPU tüketebilir, işlemci tüketebilir arkadaşlar. Şimdi ben buradan geliyorum, debug'u açtım. Bakın ilk açarken 400 küsürleri gördüm. Şu anda 370'lerde ve sürekli FPS değişiyor. Tabii ki baktığım yöne doğru olaraktan arkadaşlar FPS değerleri yine hani yüksek. Burada sıkıntı yok. Ama bu niye yüksek onu da söyleyeyim. Şimdi birincisi Minecraft'ı direkt açtığımız gibi vanilya sürümünü herhangi bir mod falan kurmadan arkadaşlar sadece 2 chunk'ta açtığımız için bu kadar FPS değerlerimiz yüksek. Ha bu şu anlama gelebilir. Ya benim için yeter. Önümü göreyim yeter. Yeter ki yüksek FPS alayım. Önümü görsem bile bana yeter diyenler için bu arkadaşlar. Ama daha fazlasını arıyorsanız mesela işte dedim ya bakın 500 FPS'lere falan çıktı arkadaşlar. Burada görüyorsunuz zaten ya FPS değerim uçuyor benim. Ha tabii ki şimdi şunu da diyebiliriz arkadaşlar. Mesela ayarlara gidiyorum. Şimdi ben ayarlardan bir dakika iptal edeyim. Ayarlara gittikten sonra arkadaşlar ya görüntü ayarlarına giriyorum. Bana görüş mesafesi 2 yığın yetmez abi. Bana 12 falan 20'lere falan çekmek istiyorum. Biyom karışımı daha fazla olsun diye bunları arttırıyorsunuz. Grafikleri hızlıdan mesela hoş görünüme veya şahane görünüme alabilirsiniz. Bulutları açabilirsiniz. Bilmem arkadaşlar yani buradaki şeyleri yükseltirseniz ayarlar olarak. Bakın bunları ben birkaç tanesini sadece yükselttim. Oyuna dön diyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi FPS değerim nerelere geldi arkadaşlar. Normalde grafikler çok daha güzel olmaya başladı. Ve görebileceğiniz üzere daha güzel görünüyorken arkadaşlar Minecraft'ım çok daha iyi görünüyorken ama FPS'im maalesef 400'lerden 300'lerden aşağı düşüyor. Bu oyunla da alakalı yani sizin yaptığınız ayarla da alakalı FPS durumu arkadaşlar. Ama şöyle bir şey de var. Mesela hani dedim ya ben buradan çıkıyorum. Kaydet ve çık diyorum. Kaydet ve ana menüye dön seçeneğini kullanayım. Hatta oyundan da komple çıkayım. Şimdi ben çözünürlüğü artırırsam peki ne olacak? Oyundan çık diyorum. Çözünürlükten kastım şu arkadaşlar. Pojav Launcher'da az önce gösterdiğim bir ayar. Video işleyiciyi ben çözünürlük olarak %100'e aldım arkadaşlar. %100'e aldıktan sonra oyna seçeneğine basıyorum. Bir de böyle bir oynayayım bakayım. Acaba ne olacak arkadaşlar %100 çözünürlükte? Tabii ki %100 çözünürlüğü alınca oyunun ara yüzün küçücük olmaya başlayacak. İşte menüler, butonlar bilmem ne küçülecek. Bu da tabii ki çözünürlüğü yükseltmemizle alakalı. Bakın buralar küçüldü arkadaşlar. Bunu büyütürsünüz yöntemi var zaten ayarlara gidersiniz işte görüntü ayarlarına gelip buradan arayüz ölçeğini böyle büyütebiliyorsunuz tabii ki arkadaşlar bu sıkıntı değil. Otomatiği de geç çok küçük oldu bu da arkadaşlar çok inanılmaz küçük oldu. Şimdi arayüz ölçeği 2 3 müydü bu orijinali 3'tü herhalde tamam neyse bitti diyorum. Ben burada video işleyiciyi %100'e aldım ya arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim sizlere. Bakayım FPS'i şeyi yani böyle çözünürlüğü yüksek aldığımda FPS'i ne kadar düşürmüş olacak. Bir de ona bakalım. Bir açılsın. Arkadaşlar bu oyunla alakalı da olacak tabii ki. Mod yükleyeceksiniz modunuzla alakalı olacak. Bakın arayüz ölçeğini çok yüksek yaptım. Çok daha güzel görünüyor. Çok daha gerçekçi görünüyor. Ama fark edersiniz ki arkadaşlar FPS'im yerlerde gibi. Yani düştü baya. 40 FPS'lere 20 FPS'lere falan düştük. Bakın baya düştü FPS gördünüz mü? FPS düşüyor abi. Yani yaptığınız ayarlar çok önemli. FPS'imiz yerlerde şu anda. 20'lerde falan bile geziyor yani. Normal vanilya sürümünü çalıştırmama rağmen. Bir de siz modlu veya shader'lı sürümler kullanıyorsanız ölme babam ölme daha da düşecektir. Ama dediğim gibi ya bana Java sürümünü 1.21'i önümü görecek kadar açsın. Video işleyiciyi falan %50'lerde 40'larda tutayım. Bana FPS'i 50, 90, 100 bilmem 60 işte 100 o civarlarda verse bile yeter diyenler için düşük donanımlı cihaza sahip olanlar için
tabii ki ayarları göstermiş olduk arkadaşlar. Siz kendiniz, gerisi sizde abi, yapacak bir şey yok. Evet, ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında lütfen yazmayı unutmayın. Bu kadar emek verdim. Artık bir 500 beğeni gelir değil mi? Buna bari 500 beğeni gelsin. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.